Arkadaşlar, 2019 YÖK Dil İlkbahar Fen Bilimleri yarım cümle sorularını çözeceğim sizlere. A şıkkında these experiments diyor. These experiments diyebilmesi için daha önce bir deneyden, experiment'tan bahsetmesi gerekir. E şıkkında this discovery diyor. This discovery diyebilmesi için daha önce bir keşiften bahsetmesi gerekiyor. Cümlemizin tense present. B şıkkı past olduğu için elenir. Şimdi dünyanın iç yüzeyi bir yer. Efendim, C şıkkında this region diyor, bu bölge. Evet, yani the inner most part of earth, yani yeryüzünün, dünyanın iç kısmı direkt olarak araştırılamayacak kadar derindir. Bu yüzden instead scientists study how seismic waves pass through this region. Yani bu sismik dalgaların bu bölgeden nasıl geçtiğini öğreniyorlar, dedi. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Veres bir direct contrast, direkt zıtlık bağlacıdır. Large leaved plants diyor bakın. Geniş yapraklı bitkiler. Geniş yapraklı bitkilerin zıttı ne olur? Küçük yapraklı bitkiler olur. Dolayısıyla doğru cevabımız denizde olur. Evet. As people live longer, insanlar daha uzun yaşadıkça their ability to fight infectious agents is impaired. Yani onların bulaşıcı hastalıklarla mücadele etme kabiliyeti kötüleşir. Negatif bir cümlemiz var. A şıkkı past. Genel bir ifadeydi çünkü. C şıkkında lime hastalığına sebebiyet veren bakteri hiç konuyla alakası yok. B şıkkında new opportunities diyor. Bakın şimdi cümlenin bir tarafı negatifse ve as ile bağlıyorsak, pardon, instead ile bağlıyoruz burada. Their ability to fight infections is impaired. Instead, as lifestyles of people, yani change, new opportunities arise for deadly agents to infect them. Anlamsız oldu burası. D'de however, bakın burası negatifti. However, they develop the tendency to identify the causative agents of infectious diseases. E şıkkında ise konuyla bağlantılı olarak as a result, sonuç olarak the organisms that are usually unable to cause disease become potentially deadly agents. Evet, yani sonuç olarak the organisms that are usually unable to cause disease, hastalığa sebebiyet veren organizmalar become potentially, potansiyel olarak ölümcül unsurlardır. Evet, 34. soruda Technical advances of the 19th century. 19. yüzyılın teknik ilerlemeleri mühendislik alanını broaden, genişletti. Cümlemiz past tense'te. Sonra technical advances dediğine göre cümlemiz pozitif. Şimdi bakalım in contrast. Aksine dediğine göre burada negatif bir şey söylemesi gerekiyordu. Mekanik mühendislik was recognized as a separate branch. Yani mekanik mühendisliği ayrı bir dal olarak tanındı. Alakası olmayan bir cümle. D şıkkı zaten bakın present, bir de also var burada. Yani sonuç olarak mühendislik terimi şunu da tanımlar. Yukarıda bunu tanımlar demiyor. İkincisi past tense. Daha sonra C şıkkına bakalım. Yine tense present. This was done by introducing a large number of engineering specialties. Yani 19. yüzyılın teknik gelişmeleri mühendislik alanını genişletti. Bu da diyor çok sayıda mühendislik specialitelerini uygulamaya sokarak gerçekleştirildi. Anlamlı oldu. Sonuç olarak large scale construction work started. Bakın şimdi iki tane tarih varsa after, before olabilir ya da zıtlık bağlacı olması lazım. O yüzden E seçeneği elendi.
Doğru cevabımız Bursa olacak. The embryo has three primary layers. Embriyonun 3 tane temel tabakası vardır. That undergo many interactions. Yani birçok interactionlara karşı karşıya kalan. Şimdi D şıkkında sinir sistemi var. Embriyo ile hiç alakası yok. D şıkkında insanlarla böcekler. Böceklerin hiç alakası yok. Edirne'de an adult brain diyor. Yetişkin beyni. Yani biz embriyodan bahsediyoruz. 3 tane şey olacak. Denizli'de yine beyinden bahsediyoruz bakın. Embriyodan bahsetmemiz lazım. A şıkkında ise in order to evolve into organ, yani organa dönüşmek için. Bone, muscle, skin or neural tissue. Yani A seçeneği doğru cevap olur. Evet. They need their habitats to remain. They kim acaba diye bakacağım. Çoğul bir özne var. A şıkkında iz var. Ne demek? Tekil demek. B şıkkı if clause var ve tense past. E şıkkında tekil. Need their habitats to remain. Onların diyor uzun bir süre yaşam alanlarının istikrarlı kalmasına ihtiyaç duyuyorlar. C şıkkında birçok derin denizlerdeki birçok organizma yavaş büyüdüğü için onların uzun bir süre yaşam alanlarının istikrarlı olması gerekiyor. Anlamlı. C şıkkı doğru cevap. 37. soruda bakın en sonda 1980'lerin ortası diyor. Ondan sonra when'le bağlıyorsunuz. Relative clause. The concerns about the ozone hole began to rise. Yani diyor ki ozon tabakası ile ozon deliği ile ilgili endişeler diyor 1980'lerin ortalarında artmaya başladı. When British bakın şu ozon tabakası ikinci tarafa it olarak geçti. Doğru cevabımız Ankara oldu. Water occurs as rain clouds, yani su yağmur bulutları ban oluşur. Consisting of water droplets. Bu suyu ikinci tarafa it olarak alabilirsiniz. Bakalım. D şıkkında it var. E şıkkında it var. Suyun oluşumundan bahsediyor. Örneğin onun diyor donma ve erime kapasitesi vardır. E'de ise ayrıca bataklık, göl, nehir ve okyanus formunda da görülebilir. Yani anlamlı olan cümle Edirne. Evet, 38. soruyu atlamışım. Hemen onu da yapalım. Bakın, olduğu bir zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlaçlarının ikinci taraflarına still, nevertheless, nonetheless, in fact, actually gelebilir. D seçeneğinde still var. Burada da karıncalar var. Karıncaları da ikinci tarafa they, their, them olarak geçirtebilirim. Doğru cevabımız Denizli olur. 40. soruda but they can. Yine they kim diye araştırıyorum. Bir de can dediğine göre cümlemiz present. A şıkkı this neighborhood diyebilmem için bir neighborhood'dan bahsedecek, bir de burası past. Efendim, D seçeneğinde is dediğine göre tekil D olabilecek kimse yok. C şıkkındaki is cümlenin tekil olduğunu gösteriyor. D olabilecek kimse yok. A şıkkında da a customer tekil. D olabilecek kimse yok. O zaman ecosystems provide us with valuable and sometimes irreplaceable resources. Ekosistemler bize değerli, bazen de yerine doldurulamayacak kaynaklar sağlar. But they can continue to do this only to the degree
that human's environmental impact will allow. Fakat bunu ancak şu kadar yapabilir diyor. The immune system, like brain, differs in sophistication in different animals. Bakın different dedi. Different ne demek? Farklı. C seçeneğinde bir zıtlık bağlacı var. Zıtlık bağlaçları different'ın zıttı ne? Same. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacak.